Adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu ve ekranların sevilen programlarından biri olan Adım Adım Londra programıyla Londra yolculuğuna hazır mısınız? Londra'dan çok özel görüntüleri izlemek için şimdi koltuklarınıza oturunuz ve birbirinden keyifli görüntüleri izlemeye başlayınız. Aşkın bir süredir Güney Londra'da hafta sonları Türk dili ve kültürü eğitimi veren okullarımızdan Blackburn Türk Okulu almış olduğu kararla ismini kurucu cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş'ın ismiyle değiştirdi. İsim değişikliğini Kıbrıs'tan gelen kurucu cumhurbaşkanımızın oğlu ve Demokrat Parti lideri Sayın Serdar Denktaş'ın katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştiği törenle duyuran okulumuzdan çok özel görüntüler ve röportajları izliyoruz şimdi. Şimdi sizleri yine Güney Londra'da faaliyet gösteren Doktor Fazıl Küçük Türk Okulu'nun dayanışma gecesine götürüyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde sergilendiği okulumuzdan çok özel ve görüntüler, röportajlar şimdi huzurlarınızda. Efendim, uzun bir süredir Noyanlar Şirketler Grubu ana sponsorluğunda programlarını gerçekleştiren Adım Adım Londra ekibi, Noyanlar Şirketler Grubu'yla ana sponsorluğunu yenilemek ve Noyanların Cennet Kıbrıs'ımızda bir haftalık tatilini kazanan şanslı ailemizi çekilişle belirlemek üzere Haringey'deki ofisini ziyaret etti. Haber koordinatörümüz Sayın Osman Tango'nun bu haftaki konuğu sizler için Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Sayın Ejder Aslan Baba'ydı. Bakalım Tango'nun gündeminde bu hafta sizler için neler var? Şimdi ise Londra Türk Müziği Korosu'nun gerçekleştirdiği ve konuk sanatçı olarak gelen Sayın Cem Kafkas'la BRT Adım Adım Londra ofis ve stüdyolarında gerçekleştirdiğimiz çok özel röportajımızı ve hemen arkasından konserden çok özel görüntüleri getiriyoruz huzurlarınıza. Aşkın bir süredir Güney Londra'da hafta sonları Türk dili ve kültürü eğitimi veren okullarımızdan Blackburn Türk Okulu almış olduğu kararla ismini kurucu cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş'ın ismiyle değiştirdi. İsim değişikliğini Kıbrıs'tan gelen kurucu cumhurbaşkanımızın oğlu ve Demokrat Parti lideri Sayın Serdar Denktaş'ın katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştiği törenle duyuran okulumuzdan çok özel görüntüler ve röportajları izliyoruz şimdi. Hoş musun? İçmeden hatıralardan sarhoş musun? Ellerin sanki bak hala ellerimde. Yanıyor, duyuyor musun? Dostlar seni söylüyor, sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüş yok, sen bilmiyor musun? Her şey gönlünce olmaz demiştim sana. Kaderden kaçılmaz görüyorsun. Kimler geldi hayatımdan, kimler geçti, hiçbirisi hasretini gidermedi. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş'ın ismi altında eğitim hayatını sürdürecek olan Türk Okulumuzun değerli öğrencileri bugün bizlerle beraber ve bugün Öğretmenler Günü, dolayısıyla onların sizlere eminim mesajları olacak. İsmini öğrenebilir miyim? Esmerciler. Esma'cığım, neler söylemek istersin? Bugün Öğretmenler Günü, var mı bir mesajın öğretmenlere? Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum ama eminim herkesin mesajı vardır öğretmenlerimize. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, yeni ismiyle Rauf Denktaş Türk Okulu'na çocuğunu getiren velimiz, annemiz bizlerle beraber. Neler söylemek istersiniz? Yeni bir isim altında eğitim hayatını sürdürecek. Önemli bir güne de denk geldi, Öğretmenler Günü'ne de denk geldi bu tören. Öncelikle burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Rauf Renktaş olarak devam ettirmek gerçekten çok onur ve gurur verici bir durum. Bu durumdan çok mutluyuz. Benim 3 tane çocuğum bu okula geliyor. Ailelerden biriyim ve gönüllü yardımcıyız. Ve bu ismini taşıdığımızda gerçekten gurur duyuyorum. İleriki günlerde çocuklarımıza çok daha iyi şeyler kazandıracağını, ileriye taşıyabileceğimize inanıyorum. Bundan çok mutluyuz. Çocuklar da bayağı bir heyecanlı bu yüzden. Ayrıca bugün Öğretmenler Günü, tüm öğretmenlerin de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Onların değerli emekleriyle bizim çocuklarımıza, topluma, vatana hayırlı evlatlar olmalarını en büyük adımlarında talip olan insanlardır. Onlara da çok teşekkür ederim. Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diye buyurdu Ulu Önder Atatürk'ümüz. Ve Rauf Denktaş Türk Okulu'nun değerli öğretmenlerinden biri yanımda. Tanıyalım sizi. İsmim Hüseyin Bozalanlar. Bu yıl Londra Türk Okulu'nda hizmet etmek üzere görevlendirildim. Ve favori okullarımdan birisindeyim şu an. Aslen nerelisiniz? Aslen Kıbrıs'ta Göçeri Köyü'nde oturmaktayım. Evet. Peki, bugün sizin gününüz. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiş diye buyurmuş büyüklerimiz. Fakat 40 yıl değil, uzun ömürler boyunca köle olmak gerekiyor sizin önünüzde. Çünkü yeni nesiller size emanet. Nasıl duygular içerisindesiniz? Neler söylemek istersiniz? Çok mutluyum. Mesleğimi ve çocukları çok seviyorum. Bu işi severek yapıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum her zaman sınıfa girdiğimde. Bunun karşılığı olarak öğrencilerimiz tarafından bu şekilde hatırlanıp onore edilmek bizi ayrıca mutlu etmekte ve motivemizi daha da artırmakta. Peki, bugün okulumuz yeni bir isim
altında eğitim hayatına devam edecek. Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş'ın ismiyle artık eğitimdeki yoluna devam edecek. Neler söylemek istersiniz? Bu bence çok doğru bir karar. Bundan sonra okulumuzun bu şekilde eğitime devam etmesi ve eski liderimizi onurlandırması çok yerinde ve mükemmel diyelim artık. Bu bizim Kıbrıs'a olan bağlılığımızı ve geçmişimize sahip çıktığımızı, bizim için emek verenleri ve liderlerimizi unutmadığımızın en büyük göstergesi. Sadece Rauf Denktaş değil, eski liderlerimizden Dr. Fazıl Küçük'ün ismi de şu an okullarımızdan birinde yaşatılıyor. Bu kararı herkesten önce benim mensup olduğum bir okulun yapması ayrıca beni çok mutlu etti ve onurlandırdı. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir selam gönderelim, ayrıyeten güzel bir de mesaj gönderelim tüm öğretmenlere sizin vasıtanızla. Tüm öğretmenlere buradan sevgiler, saygılar. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ayrıca aileme ve de sevdiklerim, dostlarıma da selam gönderiyorum Kıbrıs'taki. En güzeli senin kadar sevilmedi. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak gibi önemli bir misyonunun yanı sıra Cumhuriyetimizin kuruluşunda da çok büyük emekleri olan liderlerimizi isimleriyle yaşatan Türk Dili ve Kültürü okullarımız. Onlardan bir tanesi yeni ismiyle kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş'ın ismiyle eğitim hayatına devam edecek. Ve bugüne özel konukları, şeref konukları Demokrat Parti lideri Sayın Serdar Denktaş şu an yanımda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. İyiyiz. Bu olayla birlikte biraz duygulandık elbette. Onur verdi bize buradaki okul aile birliğinin bu kararı. O da biraz yorgunluğumuzu unutturdu. Güzel bir kutlama gerçekleştirildi. Gerek velilerimizin gerek çocuklarımızın katılımıyla. Nasıl duygular içerisindesiniz? Hakikaten Türkçeyi unutmuş gençlerimizin aslında burada Türkçe şiirler okumaları, Türkçe şarkılar söylemeleri ümit verici. Açılış konuşmasında da ortaya koyduğum gibi gönül arzu eder ki bu çocuklarımız sadece dillerini öğrenerek değil ama kültürlerini, geleneklerini, örf adetlerini öğrenerek kendi ülkeleri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güzelliklerini öğrenerek, tarihini öğrenerek o Kıbrıs'ı Türk kimliğini de yaşatmaya devam etsinler. Memleketten uzakta yaşıyorlar. Anne babaları belki Kıbrıs'ı bilir ama bu çocukların birçoğu burada doğmuş, burada büyümüş. Kıbrıs'a bir kısmı sadece tatil için gitmiş. Gönlümüzden geçen ileride bir gün tarihini bilen, kimliğini korumuş olan, bu koruyarak yetişmiş olan bu gençlerin Kıbrıs'a dönmeleri, orada kendi ülkelerine faydalı hale gelmeleri. İnşallah o günleri de görürüz. İnşallah biz de aynı duygular içerisindeyiz. Fakat Türk Dili ve Kültürü okullarımızın çok önemli bir misyonu var. Bir takım değerlerimizi gençlerimize kazandırmak adına. Peki Londra'da nüfusu baz alacak olursak, Kıbrıs Türk'ünün yoğunlukla yaşadığı bir ülke Londra, İngiltere. Birlik, beraberlik, dayanışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz burada? Her şeye rağmen Kıbrıs'taki birlik, beraberlikten biraz daha iyi durumda hakikaten. Buradaki toplum daha bozulmamış durumda. Seçme seçilme hakları yok diye şikayetçi oluyorlar. Seçme haklarının oluşması için anayasal bir engel yok. Şu anda onun için uğraşıyoruz. Eğer bu başarılırsa belki hem ülkeyle bağları çok daha sıkı bir hale gelecek. Hem diasporadan daha organize faydalanabilme ülke adına mümkün olacak. Hem de o birliktelikten doğan güçle seçilme haklarını da elde edebilecekler. Önemli olan devletle buradaki Kıbrıs Türk toplumunun arasındaki o bağı güçlendirmek, gidiş gelişleri artırmak, burada oturdukları halde Kıbrıs'taki işlerini rahatlıkla takip edebilecek bir konuma ulaşmak ve adada ve dışında olan bütün nüfusun ileriye doğru, aynı hedefe doğru yürüyebilmesini sağlamak. Uzun bir yol gibi görülüyor ama başarılmayacak bir hedef de değil. İnşallah o da göreceğimiz günler içinde yer alır. Efendim
okulumuzun Cumhurbaşkanımızın ismini alması çok önemli bir güne de denk geldi aslında. Bugün Öğretmenler Günü. Var mı bir mesajınız öğretmenlerimize? Özellikle burada görev yapan öğretmenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten bu gençlerimize, kendi kültürlerinden kopuk olan olarak yaşayan bu gençlerimize kültürlerini hatırlatma, örf adet geleneklerini anımsatma, halk danslarımızdan tutun işte milli şiirlere kadar ve lisan her şeyden önemlisi. Bütün bunları yeniden kazandırma uğrunda zor ve büyük bir uğraş veriyorlar. Ben bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum ama özellikle Londra'da bu maksatla görev yapan öğretmenlerimize kalben de bir teşekkür sunuyorum bu Öğretmenler Günü'nde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kimler geldi, kimler geçti? Korkma bu akşam gelip çalmam kapını. Başkası paylaşır. Onlar kurdu, her nerede olursak olalım yaşatacak olan yine bizleriz. Ve bunun en güzel örneği yeni ismiyle Rauf Raif Denktaş Türk Okulu'nun başkanı Zehra Hanım şu an yanımda. Neler söylemek istersiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş'ın ismini kendi okulumuza vermekte büyük bir onur ve kıvanç duyuyoruz. Biliyorsunuz Rauf Raif Denktaş Türk halkının, Kıbrıs Türk halkının sonsuz savunulmasından bir dava adamı. Kıbrıs halkı için kendini çok çok feda etmiştir, çok savunmuştur Kıbrıs halkını. Biz bu kişinin ismini kendi okulumuzdan vermekten, onu bir an olsun, bir redde olsun zikretmekten çok büyük bir gurur duyuyoruz. Fakat bugün güzel bir törenle de resmileştirdiniz. Evet. Tamamen duyurdunuz bunu. Ve yaşatmak, kurucu cumhurbaşkanımızı, onun dışında cumhuriyetimize emeği geçen liderlerimizi yaşatmak çok önemli bir duygu. Özel bir güne de denk geldi aslında törenimiz. Bugün Öğretmenler Günü. Ben sizin de Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Çünkü cumhuriyetimizi çok güzel bir şekilde yaşatıyorsunuz. Nesillerimize aktarmak adına da önemli bir misyonunuz var. Neler söylemek istersiniz? Başta kendi okulumun öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmenlerin, Türk dili değil tüm çocuklara katkıda bulunan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Onlar olmazsa olmaz diyorum. Bugün özel bir de konuğunuz vardı. Bu özel etkinlik için, özel etkinliğiniz için geldi kendisi Kıbrıs'tan. Sayın Serdar Denktaş buradaydı, bizlerle beraberdi. Neler söylemek istersiniz? Sayın Serdar Denktaş'a davetimizi kabul ettiği için, bizi bugünümüzde yalnız bırakmadığı için çok çok teşekkür ediyorum. Akşam düzenlediğimiz kamuoyuna yeni ismimizi duyurma gecemizde de bizimleydi. Bugün sabahtan da geldi kendisi. 2 gün var, bize epey vakit ayırdı. Bu yüzden kendisine ve eşi Müge Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Kırmadılar, ayaklarına sağlık. Çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bizler BRT Adım Adım Londra ekibi olarak başta Ulu Önder Atatürk'ümüz, baş öğretmenimiz olmak üzere Cumhuriyetimizin bekçisi ve yeni nesillerin oluşumunda çok büyük görevi olan tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. Adım Adım Londra, Kıbrıs Türk'ünün sesi. Şimdi sizleri yine Güney Londra'da faaliyet gösteren Doktor Fazıl Küçük Türk Okulu'nun dayanışma gecesine götürüyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde sergilendiği okulumuzdan çok özel ve görüntüler, röportajlar şimdi huzurlarınızda. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Doktor Fazıl Küçük Türk Okulu olarak kuruluşunun 29. yılında sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. Hepinizi saygıyla selamlarım. Doktor Fazıl Küçük Türk Okulu olarak geleneksel hale getirdiğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma balonumuza
Hepiniz hoş geldiniz. Bundan 29 yıl önce 8 Eylül 1984 yılında okulumuz 8-10 ailenin bir araya gelerek kurduğu Güney Londra Kıbrıs Türk Derneği adı altında eğitim ve öğretim hayatına başladı. Daha sonra Crofton Park Türk Okulu olarak eğitim, öğretim faaliyetlerine devam etti. 10 Eylül 1994 yılından itibaren de eğitim öğretim çalışmalarını Kıbrıs Türklerinin toplum lideri olan Dr. Fazıl Küçük'ün adını alarak Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu adı altında devam etmektedir. 2001 yılında okulumuzdaki kayıtlı öğrenci sayısı 35 iken bugünkü okul mevcudumuz 230'u aşmış bulunmaktadır. Bize bu heyecanı yaşatan Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Ataşeliği'nin okulumuzda görevlendirdiği güzide öğretmenler, okulumuzun ücretli ve gönüllü öğretmenleri yönetim kurulu üyelerimiz ile fedakar velilerimizdir. Okulumuz yönetim kurulu üyeleri ve velilerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışarak okulumuza yaptıkları katkıların inkarı mümkün değildir. Bu vesile ile sizlerin huzurunda okulumuzun bugünlere gelebilmesinde emeği geçen saygıdeğer öğretmenlerimize, gayretli ve cefakar yönetim kurulu üyelerimize ve velilerimize teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Kocaman bir alkış onlara lütfen. Ayrıca bugün bildiğiniz gibi Öğretmenler Günü, hep tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Teşekkür ederiz sizlere. Bu arada yaptığımız faaliyetleri hiçbir karşılık beklemeden Türk toplumuna duyuran ve yaptığımız her etkinlikte manevi desteklerini yanımızda hissettiğimiz görsel ve yazılı medya mensuplarını, idarecilerine teşekkür etmeyi borç biliriz. Okul başkanları, dernek başkanları, konsey başkanı, velilerimiz ve konuklar, ayrıca basın mensupları. Okulumuzun bu akşam düzenlemiş olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma balosunun en güzel örneğini masalarda görebilmekteyiz. Onların sunmuş olduğu el birliğiyle gerçekleştirmiş oldukları bu güzel akşamda en güzel birliği, beraberliği ve dayanışmayı gösterdiklerinden dolayı da onları kutlarım. Tabii ki biraz önce okul başkanının saymış olduğu Türk okullarının içerisinde bulunduğu bir takım sıkıntılar beraberinde bu dayanışmayı da getirmektedir. Sizlerin küçük de olsa yapacağınız katkılar okullarımızın daha da gelişmesine, çocuklarımıza daha fazla hizmet sunmasına neden olacaktır. Bu nedenle bu dayanışmayı da göstermek zorundasınız. Okullarımızın yaptıkları sadece bunlarla da sınırlı değildir. Çocuklarımızın üniversite yaşamında kendilerine bir kapı açacak olan gerek EYS, gerek EYTU, gerekse GCSE derslerinin verilmesinde katkı koyan bu okullarımızın, çocuklarımızın hatta daha ileriye giderek toplumumuzun daha ileri düzeye çıkmasına neden olacaklardır. Bu vesileyle okullarımızın
her zaman desteklenmesi gerektiğini bir kez daha altını çizerek belirtmek isterim. Şu anda içinde bulunduğumuz okulun Doktor Fazıl Küçük ismini taşıması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyük bir liderinin ismini taşıması, bu okulumuzu da başarıdan başarıya koşturmakta üzerine düşen sorumlulukları bir o kadar daha büyütmektedir. Sizlerin yapacağı, göstereceği her türlü yardım, okulun daha büyük hedeflere ulaşmasına vesile olacaktır. Bu nedenle buralara kadar gelip okula destek olan tüm velilerimize, konuklara ayrıca teşekkür ederim. Öğretmenler gününü de tüm öğretmenlerimizin kutlayarak afiyet olsun derim. Teşekkür ederim. Dayanışma içerisinde gerçekleştirilen her türlü etkinlik bir başka anlam kazanır. Ve bu gece adım adım Londra kameraları da Türk Dili ve Kültürü okullarımızdan bir tanesi Doktor Fazıl Küçük Türk Okulu'nun dayanışma gecesinde sizler için. Ve başkanımız Sayın Akşen Havalı şu an yanımda. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Ellerinize yüreğinize sağlık, çok güzel bir organizasyon. Sağ olunuz. Bu akşam burada olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Güzel bir katılım. Vallahi çok güzel bir katılım. Çok yoğun bir çalışmanın ardından çok güzel bir şey. Yani burada herkes, tüm ailelerimiz, arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, Kuzey Londra'dan gelen arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, çok güzel bir şey. Abilerimiz, ablalarımız, öğretmenlerimiz, yani gerçekten çok güzel bir katılım oldu. Daha oluyor, daha herkes gelmedi şu an, gelmek üzere. Her şey yani bir takım olarak, yine her zamanki gibi Doktor Fazıl'da annelerimiz, babalarımız hep birlikte çalışarak takım, okuldaki annelerimizin bir takım yani bir kısmı mutfakta dün akşamdan beri hazırlıklarımıza başladılar. Bugün yoğun bir çalışma vardı mutfakta. Güzel bir çalışma yani, gerçekten ciddi. Ben de girdim, ben de yardım ettim. Oradaki bayanlar ama sabahtan akşama kadar uğraşıyorlar.
dışarıda gördüğün gibi çocuklarımız yardım ediyor, ailelerimiz dağıtıyor, komitemiz burada hep birlikte el ele veriyoruz. İşte çocuklarımız için bildiğiniz gibi dayanışma balonumuz olduğu için okulumuza katkı sağlayalım diye hepimiz canla başla çalışıyoruz burada. Çok güzel bir şey olacak umarız bu akşam. Efendim bugün bir de Öğretmenler Günü. Evet, evet. Ben sizin ve emeği geçen herkesin Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum. Eğitime gönül veren gönüllü neferlersiniz aslında. Var mı bir mesajınız öğretmenlerim? Vallahi benim de aynı şekilde. Bugün biz de burada Öğretmenler Günümüzü kutladık. Hediye verdik öğretmenlerimize. Canla başla çalışıyor. Onlar da hep birlikte el ele veriyoruz burada. Hepinizin yani hep tüm öğretmenlerimizin Kıbrıs'ta, Kakatıcı'da, Türkiye'de herkesin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederiz. Yani çocuklarımıza bir şeyler veriyorsunuz diye gerçekten teşekkür ederiz. Doktor Fazıl Küçük, Türk Okulu'nun Dayanışma Gecesi'nin perde arkası kahramanlarının çalıştığı yerdeyiz şu an, mutfak kısmındayız. Annelerimiz, eğitime gönül verenler, gönüllü olarak destek veriyor bu geceyi. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Tanıyalım sizi. İsmim Evrim. Nerelisiniz Aslen? Aslen Kıbrıs'ta Cihangir Köyü'nden. İngiltere'de yaşıyoruz. 4 çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Peki, güzel bir gece. Yine birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde güzel bir organizasyon. Neler hissediyorsunuz? Duygularınızı alalım. Çok güzel bir duygu. Hep birlikte yapıp ağırlamak. Memnun etmek. O leziz yemekler sizin ellerinizden mi çıktı? Hep bütün arkadaşların ellerinden. Her birimiz bir tarafından tuttuk. Akşamdan bugün bütün gün çoluğumuzu çocuğumuzu bırakıp çocuklarımızın okulu için canımızı feda ettik deyim ne deyim bilmem. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu. Bugün Öğretmenler Günü. Öğretmenlerimiz özverili bir şekilde eğitime destek veriyor. Evet. Ama annelerimizin, velilerimizin de bir o kadar katkısı var bu eğitim yolunda. Neler söylemek istersiniz öğretmenlerimize? Öğretmenlerin değeri başka bir şeydir yanımızda. Onlar olmasaydı biz büyümezdik. Bizim çocuklarımız öğrenmezdi. Onları her zaman, yok sadece bugün için kutlayacak, her zaman için kutlamak lazım. Onlarla birlik olup çocuklarımızı yetiştirmek de bizim görevimizdir. Çok teşekkür ediyorum. Memlekete bir de güzel selam gönderelim. Ablam, abim, ablamlar ve abim orada. Bütün aile Kıbrıs'ta.
Herkese selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, biz de tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olmak üzere tüm Türk halkına kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 la. Özledim bir bilsem, ama dönmesem, seviyorum seni demesem, seni nasıl özledim bir bilsem, ama dönmesem. Happy birthday to you, happy birthday to Turgut. Evet, sizi de alkışlıyoruz kardeşimizi. Hemen yedi, hazmetti, öyleyse rahat rahat sizi inan şakalaşabilirim. Zere benim şakacıklar da bazen öyle bir etçik mide bulandırır gibi olur da yemek yerseniz yapmayacağım. Yapmayayım, yapmayacağım, yapmayacağım. Neyse, maksat bu akşam buracağa geldim, hem sizi göreyim böyle. Bir arada bir şey edeyim, içelim, eğlenelim. Hem de ben başımdan büyük bir iş yaptım ben Refikler. Kalktım da bir kitap yazdım. Şimdi kitabı yazdım. Yazması kolay. Elma satması zor Mehtap Ali. Kolay değil. Lüzum gezesin. Zimri zarı gibi euroyla dolaşasın. Gidesin ve satasın kendini. Biz de geldik buraca bu akşam. Belki sizi bir açık eğlendiririk, razı ederik de birkaç kitapçıkla Muraç'ta satarım. Onun için bittikten sonra bu maskaralığım Muraç'ta gezeceğim, aranızda da isteyenlere kitapçımdan satacak. Şimdi kitabı onu dalım koyulum bir tarafa, size bir hukracık anlatmak isterim. İsterseniz dinleyesiniz hukracık. Evet. Ben oğlum Osu köydeydim. Da daha genç idim, böyle genç oğlancık. Kalktım da aşık oldum. Köyün en güzel kıçasına, Meyhemçe,
kalktığımda aşık oldum. Mercimeği de fırına vermedik ama o zaman lamba suyu istimi vardı, istime koyduk. Zira o zamanlarda bizim gençliğimizde öyle fırına koyma kolay iş değildi. Bırakmazlardı fırına koyasın. Belki kabin hissederdin kendini istimin üstünde o kadar. Şimdi aldık verdik biz meyrenciyle işi ama ancak kavlusunda bir zehdincik var. Geceleri onun altında buluşuruk da işte bir iki böyle napanne eden. Elini bile tutmadım Allah için. Bunların da Batsali diye bir köpekleri var. O Beytambal'da alıştı bana. Her gittiğimde gelir böyle ayaklarımın içine sokulur. Ahbap olduk Batsali'yle. Gel zaman git zaman gittim koca karıya benim. Dedim anne ben aşık oldum meyremçe. İsterim gidelim de isteyelim kendini. Ay oğlum dedi senin daha baldırın çıplak. Daha elin ekmek tutmaz karıyı ne yapacaksın? Ben şimdi sana söylerdim karıyı ne yapacağım ama elim ekmek de tutar ileride dedim kendine. Neyse uzatmayalım koca karıyı razı ettik. Gittik gürültülüğe. Ama öğlen de bizim koca karı fasulye pişirdi. Fasulye de öyle bilirsiniz atom bombası gibidir gaz konusunda. Bir ben de severim kutusu. Öyle bir bas soğan da yumrukladım. Bastım dişi fasulyeye. Gittik yavaş yavaş dürürcülüğe. Oturduk. Batsali de bizim alıştı ya bana köpek. Gel göbekten bana ayaklarımın içine oturdu. Fasulye başladı tesirini göstermeye yavrum. Biz yavaşçık yavaşçık bir tane koyverdik. Kaynanam olacak karı durdu. Zaten hiç anlaşamadık onunla. Öyle cadaloz bir kaynanam vardı. Neyse onu karıştırmaydım. Duydu ama beni mahcup ettirmesin diye Batsali der. Nice bu Batsali yapmış. Bir açık sonra gene alın bu fasulye başka bir şeye benzemez. Bu sefer hidrojen bombası gibi dedi. Bir açık daha seçti. Koyverdik bu sefer. Kaynanam gene Batsali der köpeğe. Köpek de kulakları dikti. Nedir bu bunu söylediği der. Geçti aradan bir açık daha. Bu sefer artık böyle bıraktım gitti. Gene kaynanam Batsali der kendine. Ama Batsali der de bana bakar ha. Öyle. Neyse uzatmadı. Bir açık daha gitti. Olmaz oğlum bu fasulye bizi deli edecek. Son bir tane daha böyle altı şiddetinde koyverdim. Bu sefer kaynanam dayanamadı. Olan Batsali dedi. Kaç olaştan da şuna. Şirketler grubunun sunduğu Adım Adım Londra programı kısa bir aradan sonra tüm hızıyla devam edecek. İskele Long Beach'te güneş bu kez farklı doğuyor. Long Beach'in yeni yıldızı, krallara layık bir yaşam sizleri bekliyor. Tam 7 farklı ev seçeneğiyle dilediğiniz gibi yaşayın.
Royal Sun Residence, hayalinizdeki hayatı sizler için sunuyor. Onlarca aktivite, kaliteli bir yaşam. Dağ, deniz, ne ararsanız Royal Sun'da. Ne duruyorsunuz? 22.400 sterlinden başlayan şok fiyatlarla. Long Beach sahilinde yerinizi hemen alın. Noyanlar Şirketler Grubu, 1973'ten beri güven inşa ediyoruz. Vatan Catering, İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan Catering olarak kalite ve hijyen temel ilkelerimiz arasında olup tüm restoran ve TKV'lere dağıtım servisimiz vardır. Adresimiz 3743 Milmeat Industrial Center, Milmeat Road, Tottenham Hill, London, M17 9QU. Telefonumuz 0208 801 7956. İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim Vatan Catering. Şok şok şok. Oda Mobilya çıldırdı. 1930 yılından beridir hizmet veren Oda Mobilya, 82 yıllık tecrübesi ve kalitesiyle Türkiye'den sonra şimdi de Londra'da. Beklemeye son. Gel, gör, al, git. Birleşik Krallığın neresinde olursanız olun, mobilyalarınız aynı gün kapınıza teslim. Tüm ürünlerimizde 10 yıl garanti. Bitmedi. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Tek kişilik lüks bazalar 199 pound. Koltuk takımları 599 pound. Çekyatlar 199 pound. Yemek odası takımları 599 pound. Bazalı yatak odası takımları 1499 pound'dan başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftler için komple düğün paketi 7000 pound değil, 5000 pound değil, sadece 2999 pound'dan başlayan fiyatlarla. Oda Mobilya 307 ve 309 Hertford Road, Edmonton'da. Oda Mobilya, mobilyada son moda. Londra'da rakip tanımayan aile kasabınız Mr. Butcher, uygun fiyatları ve kalitesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Mr. Chicken and Meat Limited bünyesinde Erdinç Caner yönetiminde 35 yıllık kasap Kemal Usta'nın maharetli elleriyle helal et ürünleri, kümes hayvanları, fried chicken ve kebap shoplar için taze veya dondurulmuş kaburganın tek adresi. Mr. Butcher, Kıbrıs'a özgü pastırma ve şeftali kebabı ile de iddialı. İddia ediyoruz, Londra'da böyle pastırma ve şeftali kebabı bulamazsınız. Sadece Kurban Bayramı'nda değil, yılın her döneminde kurbanlık hayvanlarımız mevcuttur. Bitmedi. Kıbrıs'tan gelen hellimlerimiz, taze yumurta, bıldırcın, bal, kömür, yoğurt, meze çeşitleri, zeytin ve daha birçok ürünümüzle hizmetinizdeyiz. Mr. Butcher Wood Green'de. Mr. Butcher. Et ve et ürünlerinde güvendiğiniz kalite. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, uzun bir süredir Noyanlar Şirketler Grubu ana sponsorluğunda programlarını gerçekleştiren Adım Adım Londra ekibi, Noyanlar Şirketler Grubu'yla ana sponsorluğunu yenilemek ve Noyanların Cennet Kıbrıs'ımızda bir haftalık tatilini kazanan şanslı ailemizi çekilişle belirlemek üzere Haringey'deki ofisini ziyaret etti. Sayın Engin Yorgancı ile gerçekleştirdiğimiz çok özel röportajımız şimdi ekranlarınızda. Kıbrıs Türkü'nün sesini ekranlara yansıtmak için adım adım yolunda ilerleyen ve Noyanlar Şirketler Grubu ana sponsorluğunda yayınlarını başarılı bir şekilde sürdüren Adım Adım Londra ekibi sizler için bugün Noyanlar Şirketler Grubu'nun Haringey'deki ofisini ziyaret etti. Ve Sayın Engin Yorgancı şu an yanımda. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bugün iki özel amacımız var. Evet. Buradaki ziyaretimiz çerçevesinde. Bir tanesi Noyanlar Şirketler Grubu ana sponsorluğunda Adım Adım Londra devam edecek. Bunu yine resmileştirmek üzere buradayız. Diğer bir tanesi de efendim keyifle seyrettiğiniz Çat Kapı bölümlerinde dağıttığımız
hediye çantalarımız var. Noyanlar Şirketler Grubu'na ait ve her ay içerisinde de bir çekilişimizi gerçekleştireceğimizi belirtiyoruz chat kapılarımızda. Ve işte o gün bugün çekilişimizi, bu ayki çekilişimizi gerçekleştirmek üzere de buradayız. Biraz evet. Sonra da yapacağız. Çalışmalar nasıl gidiyor? Ofisimiz, bu Haringe ofisimiz biliyorsunuz bizim ikinci ofisimiz. İyi gidiyor. Ben sürekli buradayım artık haftanın 5 günü. Sabah saat 9.30-10 gibi geliyoruz. Akşam 5'e kadar normal mesai saatlerimiz bu şekilde. Pazartesinden cumaya kadar. Onun dışında çalışan aileler için veya çalışan müşterilerimiz için hafta sonları, cumartesi, pazar olmak üzere bizi aradıkları takdirde onlara da randevu ile gelip ofisimizi açıp gerekli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bir de buna ek olarak hani bazı ailelerin iş yerleri geç kapanıyor, 7 gün çalışan ailelerimiz oluyor falan. Onlara da yine eskiden olduğu gibi kendi yerlerinde, evlerinde veya iş yerlerinde ziyaret edip orada evlerimizle ilgili bilgi veriyoruz, satışlarımızla ilgili bilgi veriyoruz. Aynı zamanda bizim eski müşterimiz olabilirler. Özel bazı ufak tefek istekleri olabilirler bizden. Onları da karşılamak için yine aynı hizmeti, aynı çalışma prensibi olarak devam ettiriyoruz. İyi gidiyor, bilgi iyi. Biz memnunuz, insanlar arıyor, yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da iyi olacak. Çünkü her zaman olduğu gibi Noyanların yatırımları ve insanlara, halkımıza sunduğu hizmetler hızlı bir şekilde devam ediyor. Aslında kendi sektöründe ve İngiltere pazarında Noyanlar Şirketler Grubu da verdiği güven ve deneyimle insanlara yolunda hızla devam ediyor, ilerliyor. Evet. İkinci bir ofis Haringey'de, bir önceki Ponder Center, o devam ediyor aktif halde. Yine Haringey'de halkın hizmetine açıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Aslında çekilişimizi gerçekleştirmek istiyorum ben. Eminim ekran başındaki izleyiciler de heyecanla bekliyordur. Evet. Bu ay birçok ailemize biz konuk olduk. Çekilişimizi gerçekleştirelim, o heyecanı yaşayalım, yaşatalım. Arkasından adım adım Londra, adım adım yoluna Noyanlar Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bugün resmileşerek yoluna devam etsin diyorum. Efendim çekiliş çantamız, bakalım hangi şanslı ailemiz kazanacak ve Noyanların o güzel villalarında bir hafta tatil yapma hakkı kazanacak diyoruz. Buyurun. Karıştıralım. Evet. Ferdiye Doğan. Evet, Ferdiye Hanım'ı biz aslında bir sürpriz yapalım, arayalım. Buradaki telefonu da varmış madem. Canlı canlı, evet. Canlı canlı bir ona bildirelim kazandığını. Tekrar söyleyelim. Yazın siz de oradaydınız, çekimleri yaptınız, gösterdiydik. Evet. Evlerimizi, kalacakları yerleri. İki yatak odalı evlerimizden ailesiyle birlikte 4 kişiye kadar bir hafta konaklama veriyoruz. Çok güzel. Deniz kenarında. Havuzu, kafeteryası gayet güzel. Hayırlısı olsun. Ferdiye Hanım'ı bir ben mi arayayım, siz mi arayacaksınız? Buyurun siz ben arayın. Mi? Kontak numarası var. Hatta o gün Ferdiye ablacığımız çok keyifli bir çat kapı geçirdik. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine ve ailesine. İnşallah bana çıkar demişti. Bak. Allah kalbine göre verdi. Hayırlısı olsun olmuş. Şimdiden. Çevirelim ulaşabilecek miyiz bakalım? Evet, Ferdiye ablamız ve ailesi. İnşallah. Alo. Alo, merhaba, iyi günler. Engin ben, Noyanlar Haringey ofisinden. Ha. Merhabalar, Ferdiye Hanım içeride mi? Ya ben Ferdiye'dir konuşacağım. Selamlar Ferdiye Hanım. Biz bugün çekiliş yaptık Neslihan Hanım'la birlikte. Şu anda da yayındasınız. Adım Londra. Nasılsınız? Neyi çektiniz? Ferdiye ablacığım nasılsın? Beret adım adım Londra programı. Hadi buyurun yayılayım. Afiyet olsun. Bir sana hediye çantası vermiştik Noyanlar Şirketler Grubu'ndan. Bir de gazetemiz vardı şans numarası olan üzerinde.
Biz bugün şeker, yoksa hiç kazandın şey. Kazandın gözün aydın. O yüzden arıyoruz Ferdi Hanım sizi. Biz burada tam çekiliş yaptık şimdi ve sizin adınız çıktı. Aman. Siz bizden Noyanlar'dan Magosa'daki iki yatak odalı denize yakın villalarımızdan bir haftalık konaklama kazandınız. Ha. Ha bunun için size ben daha sonra ulaşacağım ve beni arayıp bookinginizi yaparsınız. Artık istediğiniz dönemde bir yıl içerisinde bir hafta konaklama hakkı kazandınız. Önceden 45 gün önceden. Ne zaman olursa tamamdır. Tamamdır Ferdi Hanım. Ben sizi arayacağım ve detaylı bilgileri vereceğim size. Çünkü şimdi çekim yapıyoruz. Bildirmek istedik böyle canlı canlı size. He. Yayındasın şu an Ferdi ablacığım. Hangi şeydi? Berete, adım Londra. Adım adım Londra, Berete. Ha. Hangi şey, aynı kanalda gene? Tabii ki aynı kanalda. Hadi adım adım Londra yanımızda. Ha. Sizin de yanınızda. Hadi hayırlısı olsun Ferdi ablacığım. Artık en yakın zamanda kutlarız inşallah. Teşekkür ederim canım. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Ne gün geleceksiniz Gayrimi ilçesiniz? En kısa zamanda inşallah. Hadi bakayım, beklerim ha. Tamam Ferdi ablacığım, öpüyorum seni. Teşekkürler. Görüşürüz. Evet Engin Bey, amacımız yerine ulaştı. Ailemiz evet. Artık güle güle mutluluk içerisinde Noyanların o güzel villalarında tatillerini yapsınlar diyoruz. Evet. Ama tabii bu şekilde şanslarımız devam edecek. Onun için ekran başındaki izleyiciler Adım Adım Londra programını kayıtsız şartsız izlemeye devam etsin ki onların da böyle güzel hakları olsun, tatil fırsatları olsun kendi vatanlarında. Tabii bir de şey yapmasınlar, o gazetelerimizi atmasınlar, bir sonraki şanslı çekilişe yine katılıyorlar edecek. Kazanmayanlar. Hı-hı. Eğer yani bu çekilişte kazanmadılarsa bir sonraki çekilişte mutlaka onların ismi yine giriyor. Hı-hı. Torbanın içerisinde tekrar şansları olabiliyor yani. Peki teşekkür ediyorum tekrardan. Fakat Adım Adım Londra biraz önce de bahsettiğim gibi Noyanlar Şirketler Grubu ana sponsorluğunda yoluna devam edecek. Böyle ailelerimizin yüzünü güldürmeye devam edecek. Onların arasında olup Kıbrıs Türk'ünün sesini ekranlarda duyurmaya devam edecek. Ve bunu bugün burada resmileştireceğiz hep birlikte. Evet. Evet, buyurun. Noyanlar Şirketler Grubu ve Adım Adım Londra programı arasında anlaşmamızı resmileştiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler size de. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim son olarak Adım Adım Londra izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Tabii biz Noyanlar Şirketler Grubu olarak her zaman söylüyoruz. Sadece insanlara ev satıp paralarını almak değildir amacımız. Hem evini aldıktan sonra yaptığımız hizmet, yanlarında bulunmamız, her türlü ihtiyaçlarında daha yakın olabilmek için buradaki ofislerimizi kuruyoruz. Bunu yaparken de aynı zamanda Türkçe konuşan topluma, burada yaşayan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Okullara, derneklere, yaptıkları balolarda eskiden olduğu gibi hala daha hediyelerimizi piyangolarına koyup da piyangolarını biraz daha fazla satıp biraz daha fazla gelir elde edebilmeleri için okullarına böyle yardımlarda bulunuyoruz. Bunun dışında en önemlisi şimdi söylemek istediklerimden biri sizin gibi aynı vizyonu taşıyan bizim gibi bizi taşıyoruz ya insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu program Adım Adım Londra programı başladığı günden beri sizin yanınızda olmamızın en büyük sebebi aynı vizyonu siz de taşıyorsunuz. İnsanların evlerine gidiyorsunuz, onları ziyaret ediyorsunuz, her türlü etkinlikte bulunuyorsunuz. Dolayısıyla bu da şirketimizi memnun etti ve açtığınız günden beridir hiçbir şekilde bir sorun yaşanmadan devam ediyor sponsorluğumuz. Devam edecek gibi de görünüyor. Çünkü ben gördüğüm kadarıyla birinci günden beri sizinle birlikteyiz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaptığınız iş her gün
daha iyiye doğru gidiyor. Daha profesyonelleşiyorsunuz. Çekimleriniz daha güzel oluyor. Yeni stüdyolarınızı açtınız. Ben de geldim gördüm orada. Gayet de güzel. Tamamen profesyonel yapmaya başladınız bu işi. Dolayısıyla biz de profesyonel düşündüğümüz için sizi kendimize yakın görüyoruz ve bir anlamda şirketimizin üstlendiği misyonu sizin aracılığınızla da halkımıza bildirip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben de size bu konuda çok teşekkür ediyorum ve tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben teşekkür ederim. O zaman Noyanlar Şirketler Grubu ana sponsorluğunda Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan Adım Adım Londra programı emin adımlarla yoluna devam edecek. Adım Adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Haber koordinatörümüz Sayın Osman Tango'nun bu haftaki konuğu sizler için Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Sayın Ejder Aslanbaba'ydı. Bakalım Tango'nun gündeminde bu hafta sizler için neler var? Sayın Ejder Aslanbaba, öncelikle hoş geldiniz, bize şeref verdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Hoş bulduk Osman abiciğim. Ben her zamanki gibi neşeli, mutlu ve mutluyum. Biraz soğuklardan herhalde sesim biraz geçmiş gitti. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Nezleyi aldık herhalde. O da normaldir. O da süsümüzün şeyi olsun, karanfili olsun. Onun için neşem, huzurum, mutluluğum yerinde. Çok sağ ol. Allah sağlığınızı versin. Hepimize. Efendim siz İngiltere'de yıllarca yaşadınız. İngiltere'deki yaşayan Kıbrıs Türklerinin sorunlarıyla çok ilgilendiniz. Ve hatta şunu diyeyim, buralarda yaşadığınız için buradaki vatandaşın derdini de çok iyi biliyorsunuz. Gerek Kıbrıs'taki hükümetimizle, iletişim sorunlarıyla, gerekse yatırımlarıyla ve eğitimleriyle, bir sürü konularıyla, her gün gündeminde olan bu konuları biz zaten buradan, bu ekrandan tartışıyoruz, konuşuyoruz, yetkililerle ulaştırmaya, mesajla ulaştırmaya çalışırız. Siz bu konulara çok bakırsınız. Öncelikle Kıbrıs'a döndükten sonra daha milletvekili oldunuz ve bazı konularda dediniz ki ben işte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımın sorunlarını çok biliyorum dediniz ve mümkünse onlara yardımcı olacağım. Hatta o potansiyeli, iş potansiyellerini, yatırımlarını, bilgi birikimlerini buraya aktaracağım, köprü kuracağım ve çıkıp ekranlardan yanlış anlaşılmasın bir sürü de söz verdiniz. Ne aşamadasınız Sayın Ejder Aslanbaba? Ne yapıldı bu neler ve ne yapmayı düşünürsünüz? Lütfen bize anlatırsanız İngiltere'de heyecanla dinleyen Kıbrıs'ı Türkler de biraz bilgi sahibi olur. Buyurun Sayın Ejder. Şimdi Osman abicim biliyorsun uzun bir soru oldu kusura bakma. Tabii meclise girdiğimde sizin de dediğiniz gibi tabii herkes dıştan baktığında yurt dışında yaşayan vatandaşları Kıbrıs'ta yaşayan vatandaşlarımız bir para ağacı görüyor. Ben ilk meclise çıktığım gün aynen söylediğim şey şu. Gerek İngiltere'de gerek Avustralya'da, Kanada'da genelde 5 ülkede bizim vatandaşlarımız çoğunlukla yaşıyor. 5 ülkede neler çektikleri belli. Her ülkede İngiltere'de de baktığınızda uyuşturucu, kaçakçılık, tecavüzcülük, katillik her şey var ama bir para ağacı yok. Yani ama Kıbrıs'ta yaşayan vatandaşlarımız İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımızı para ağacı olarak görüyorlardı. Yani İngiltere'de yaşayan Osman gittiğinde Kıbrıs'a 5 liralık su atıyorum 5 isterlin olur. 3 liralık gömlek 3 isterlin olur. Yani bir uzun lafın kısası kazıklanıyordu. Bunların olmaması için biz yola çıktık. Bunun için elimizden gelen gayreti gösterdik. Türkiye Yurtdışı Türkler Birimi ile birlikte dedik ki biz de Yurtdışı Kıbrıs'ı Türkler Birimi'ni kuralım. Baktığında dünyada ender bir ülkeyiz ki zaten tek ülkeyiz. Herkes Yahudi'yi ve Ermeni'yi örnek gösteriyor. Ama ben nüfusumuza bakarak bizi örnek gösteririm. Nüfusumuzun iki misli yurt dışında yaşayan tek ülke bizik. İsrail ve Ermeniler de öyledir. Ama biz 300 bin olduğumuzda nüfusumuz 600 bin dışarıdaysa bunu iki defa düşünmek lazım. Bu için biz çalışmalar yaptık. Özellikle İngiltere ağırlıklı çok çalışmalar yaptık. Sağ olsun takım arkadaşlarım halen daha çalışıyor. Sayın Başbakanımızdan söz aldık. Aşağı yukarı 2 sene oluyor. Şaka maka derken 2 seneyi bulduk. 2 sene önce söz aldık. Bu Yurtdışı Kıbrıs'ı Türkler Birimi kurulacak diye Ulusal Birlik Partisi'ne vekil olarak geçtim. Tabii çok da eleştiriler aldım. Özellikle muhalefet partisi tarafından çok eleştiriler aldım. Ve şu an halen daha ben merak ediyorum muhalefet partilerine neden Yurtdışı Kıbrıs'ı Türkler Birimi'nin oluşmasını istemiyorlar? Yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye gelmesini neden istemiyorlar? Ben halen daha merak etmiş durumdayım.
Ben şunu anlatıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Kıbrıs'a gelip bırakın yatırımı, tatillerini, eğitimlerini bile Kıbrıs'ta yapmaları demek, Kıbrıs'ı bir ihlal etmek demektir. Ama bakıyorum, gerek muhalefetteki arkadaşlarımız, üzülerek söylüyorum, gerekse parti içindeki arkadaşlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı tehlike olarak görüyorlar. Neden tehlike olarak görüyorlar? Şu an Kıbrıs'ta bir düzen, bir sistem var. Düzensizliğin olduğu bir düzen, sistemsizliğin olduğu bir sistem var Kıbrıs'ta. Ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız düzene, sisteme alışmıştır. Siz buradan Kıbrıs'a gelirseniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelirseniz, buradaki sistemi, buradaki düzeni oraya oturtacağınız için oradaki düzensizliği bozacaksınız. Oradaki bazı vekillerin, bazı bakanların, bazı bürokratların, bazı iş adamlarının alışmış olduğu sistemsizliği, sistem getirdiğiniz için çok rahatsız edeceksiniz onları. Onun için oradaki gerek muhalefetteki arkadaşlarımız, gerek iktidardaki arkadaşlarım, üzülerek söylüyorum, sizlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesini istemiyorlar. Bunun için biz defalarca uğraştık, defalarca ziyaretler yaptık, defalarca Türkiye'deki hukukçularla, profesörlerle randevular yaptık, sistemi nasıl kurabiliriz ve sistem şu an hazır, kurulmuştur. Sadece yasamız halen daha bekliyor. Müsteşarımızın önünde yasamız bekliyor. Fakat siz Ulusal Birlik Partisi'nin bir milletvekilisiniz. Yani biz burada bu programları yaparken kimseyi ne rencide etmek isteriz, ne üzmek isteriz. En güzeli. Kıbrıs'ta da kim hükümet olursa, iktidar olursa biz İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türkleri onlara saygılıyız, seviyoruz, ülkemizi yönetirler. Yanlış veya doğrularıyla herkes hata yapabilir. Yani bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Kıbrıs Türk'ü aşkından, sevgisinden bunları dile getiriyor. Ne getiriyor? Rahat gelebilelim, uçağımız olsun. Yani gelirse oraya para harcayacak, ev alacak vesaire bir sürü şeyler olacak. Dolayısıyla artı eğitim sorunlarımız, biz demiyoruz bize sen gönder 500 tane öğretmen buraya. Yeterince öğretmen gönder. Biraz organize, yardımcı ol organize. Diyalogumuz olsun. Bu programları da yaparken buradan iyi ki yapıyoruz. Böyle tekrarından izliyorlar. Bu da sayın büyüklerimize bir mesaj gibi şimdi, olur. İnşallah yani şimdi, bir mesaj göndermeye çalışıyoruz. Osman abiciğim tabii ki iyi söylüyorsunuz. Bu sorunları şimdi 74'ten sonrasını konuşalım. Bu sorunları 38 senedir hiç söylediniz mi devlet yönetenlere, de hükümet edenlere, vekillere, bakanlara hiç bahsettiniz mi sorunları? Mümkün olduğu kadar söylüyorum. Ya, hiç söylediniz mi? Gelin bakanımıza daha dün mesela Kıbrıs Türk Hava Yolları. Dün diyelim ki yenidir. Eskilere diyelim. Bize dedik ki kesinlikle mesela biliyorsunuz biz tabii sevinmedik böyle, evet. Mutlu olmadık böyle 600 küsur kişinin mahkemeye gidip de işte başka bir hava yolunu ve Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın da bu şey günleri ve ceza almasını vesaire. Yani biz mutlu olmadık burada. Yani mağdur olan vatandaşlarımız. Onun için dikkat ederseniz Kıbrıs Türkleri özellikle burada ayrılmış anlamında söylemiyorum. Çünkü ben de TC vatandaşım. Onu net söyleyeyim. Burada fakat Türkiye vatandaşları gitti ve mahkemeye haklı olarak açık gitti mahkemeye verdi. Parasını alsın. Çünkü bir haklı değil mi? Haklılar bu insanlar. Bu ama konuyu defalarca ilgili bakanımıza söyledik. Ya, Sayın Başbakanımıza da Hüseyin Bey burada geldiğinde anlattı vatandaşımız. Ulaştırma Bakanı'na da anlattı vatandaşımız. Anlıyoruz bunları. 4-500 kişi mi ne falan buradaki büyükelçiliğimize de bildirildi bu kişiler. Ve dendi ki bize üzülmeyin çözeceğiz buraya geldiğin için. Bizi ziyaret ettiğin için baştan söyleyeyim, biz adım adım Rodaki olarak sizlere çok çok teşekkür ederiz. Kıbrıs'a döndüğünüzde vatanımıza da selamımızı iletiriz. Meclisteki çalışmalarınıza da Allah yardımcınız olsun diyoruz. Ve sayın büyüklerimize buradan selamlarımızı iletirim. Muhalefet olsun, hükümetimiz olsun, sayın başbakanımıza cumhurbaşkanımız. Şimdi ise Londra Türk Müziği Korosu'nun gerçekleştirdiği ve konuk sanatçı olarak gelen Sayın Cem Kafkas'la Belete Adım Adım Londra ofis ve stüdyolarında gerçekleştirdiğimiz çok özel röportajımızı ve hemen arkasından konserden çok özel görüntüleri getiriyoruz huzurlarınıza. Efendim Belete Adım Adım Londra stüdyoları çok özel misafirlerini ağırlamaya devam ediyor ve ayağının tozuyla Kıbrıs'tan gelen ekranların sevilen ismi ve Türk sanat müziğinin eşsiz seslerinden bir tanesi Sayın Cem Kafkas şu anki konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki davet ettiniz, iyi ki tanıştık. Programlarınızı zevkle izliyoruz Kıbrıs'tan. Çok da tebrik ediyorum sizi. Bu münasebetle ve davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum bugün sizinle görüştüğüm için.
Estağfurullah, biz şeref duyduk. Efendim çok özel bir amaç için geldiniz. Evet. Bir güzel konser gerçekleştirmek üzere. Biraz detayları alalım sizden. Londra Türk Sanat Müziği Korosu'nun düzenlediği bir etkinlik. Ve sağ olsunlar rica ettiler işte gelir misiniz konuk sanatçımız olarak diye. Londra benim için çok şey ifade ediyor. Çok tanıdığım, çok akrabam, çok arkadaşım, dostum var. Aynı zamanda tanıdığım, tanımadığım, gurbette olan tüm dostlarımızın yanında olabilmek için, kendimi onlara yakın hissedebilmek için çok büyük bir mutlulukla kabul ettim bu teklifi. Güzel de bir etkinlik oldu. Çok kalabalık, çok büyük bir katılım oldu. Dolayısıyla çok mutluyum. Çok başarılı oldu çünkü ve yıllardır görmediğim dostlarımı da görme fırsatı yakalamış oldum. Evet. Öyle güzel bir etkinlikte, öyle güzel bir koroyla birlikte olmaktan son derece mutlu oldum. İzleyicilerimiz biraz sonra ekranlarından izleyecekler bu güzel konseri ama altını çizerek bir şey belirtmek istiyorum ben. TRT sanatçılarından bir tanesisiniz ve tek Kıbrıslı Türk olarak biliyorum ben öyle sizi. Öyle oldu. henüz öğrenciyken, daha birinci sınıftayken TRT radyolarının açmış olduğu ses sanatçılığı sınavı vardı ve hiç hesapta olmayan bir şeydi. Çünkü çok büyük bir şey TRT sanatçısı olmak o dönemlerde bizim için. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle girdim. İşte böyle bir sınav açılacak, o kendisi de girecekti arkadaşım. Sen de gir dedi. Hani iyi bir sessin, en azından nasıl olsa kazanmayacağız ama ortamın nasıl olduğunu görürüz. Ve girdik. Çok büyük duayenler vardı o komitede. Zekai Tunca, Serap Mutlak, Bulut gibi çok büyük isimler vardı. Çok heyecanlıydık. TRT İzmir Radyosu'nda bir sınava girdik. Çünkü orada okumaktaydım, evet. Devlet Konservatuvarı'nda. 480 civarında kişi katılmıştı. Ve 4 hanım sanatçı, 4 de erkek sanatçı aldılar. O 4 kişiden ikisi benimle girmemizi tavsiye eden arkadaşım oldu, o 2 kişisi de. Bir anda okurken TRT sanatçılığı ünvanını da aldık ve 11 yıl boyunca gerek konservatuvar eğitiminde, gerek daha sonra İstanbul'da master eğitimi için İstanbul'da kalmıştım. 11 yıl boyunca TRT sanatçısı olarak orada görev aldım. Çok büyük bir onur tabii ki bu benim için. Çünkü TRT sanatçısı olmak zaten çok güzeldi. Bir de Kıbrıs'tan hani tek kişi olmak biraz da kendi ülkem adına da ayrı bir onur verdi bana. Gerçekten bir okuldu. Ve ondan sonra bir takım amaçlarımı gerçekleştirmek için, planlarımı gerçekleştirmek için ülkemize tekrar geri döndüm Kıbrıs'a. Ve orada çalışmalarıma devam ettirmeye başladım. Hala da orada BRT'de programlar yapıyorum. Türk müziği ile ilgili organizasyonlar yapıyorum. Böylece çalışmalarımız sürüp gidiyor şu an BRT'de. Türk sanat müziğini nesilden nesile aktarmak adına aslında önemli bir de misyon bu. Ben sevgili Cem Kafkas'ı yakalamışken onun canlı performansını da izleyicilerimizle ekranlarda buluşturmak istiyorum. Sonrasında Londra Türk Müziği Korosu'nun güzel konserine gideceğiz hep beraber. Bir canlı performans. Dostlarımız için bir şarkı okuyalım isterseniz. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi, uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi, eski dostlar, eski dostlar. Sizin sesiniz de güzelmiş. Bravo bayağı. Ama onu da öğrenmiş bu oldum. Kadar güzel bir yorumu duyup da eşlik etmemek olmazdı. Elimde olmadan katıldım ben de. Çok teşekkür ediyorum. Çok gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ve şimdi çok özel bir ses gelecek. Çok kültürlü bir ses gelecek. Çok eğitimli bir ses gelecek. Sanatçı Cem Kafkas'tan bahsediyorum tabii ki de. 8 Haziran 1973'te
Beyarmudun'da doğdu, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ise master'ını tamamladı. İş hayatı süresince birçok konserler vermiş olan Cem Kafkas, İstanbul'da amatör korolarında şefliğini yapmakta efendim. Şu anda Lefkoşa Türk Belediyesi koro şefliğini sürdürmekte. Türk müziğinin büyük sanatçılarından olan Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı gibi isimlere vokalistlik de yapan Kafkas, 1993 yılında girmiş olduğu bir ses yarışmasında birincilik kazanmış ve 11 yıl boyunca TRT'nin ilk Kıbrıslı Türk sanatçısı olarak görev yapmıştır. Tekrardan projelerini gerçekleştirmek için ülkesine dönen Cem Kafkas şu anda Bayrak Radyo Televizyon kanalında müzik danışmanlığı görevinin yanında koro şefliğinde halen sürdürmektedir efendim. Sözü fazla uzatmıyorum. O güzel sesi, o güzel insanı sahneye davet ediyorum. Cem Kafkas. Bahçemde çiçeğimsin,
açmasını bilmezsin. Gözümde yaş olmuşsun, akmasını bilmezsin. Gözümde yaş olmuşsun, akmasını bilmezsin. Sen sevmeyi bilmezsin, uğruna ölemezsin. Sende yürek var mı ki aşk nedir bilemezsin. Annen bile yok şansa, benim babam.
Şirketler grubunun sunduğu ve hasretleri ve özlemleri ekranlarda buluşturan Adım Adım Londra programından ne yazık ki bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta cumartesi günü saatler 20.30'da ve pazar yine saatler 17.10'da bizler yine BRT ekranlarında olacağız. Önümüzdeki hafta buluşuncaya dek yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum efendim. Hoşça kalın.